Kanka, Valia, spune să ori eu. Dă-te mâine, da. Ascultă oameni echipari. Tu ne crem pola și mai duce mie. Am intrepiat. Vii, rapezi oameni. Aspezi oameni de aia. Burası şu an bulunduğumuz köy, Ogene köyü. Yeni adı Karaçam. Bu köyde hala büyüklerimiz, bizler dahi olmak üzere Rumca, Romeyka yani konuşuyoruz. Bu dilin geçmişiyle alakalı elimizde net bir tarih yok. Sadece Trabzon'un, Fatih'in Trabzon'u almasıyla beraber savaştan korkan köylülerin, insanların bu bölgelere sığınıp o dili bu bölgelere taşındığı düşünülüyor. İskenderli köyünde yaşıyorum. Adım Ahmet Ünalsıya. 21 yaşındayım. 21 yıldır burada yaşıyorum. Doğum yerim de burası. Burada Türkçe konuşuluyor. Bir de yanında Pontus Rumcası, Pontika dili var. Bu Pontika dilinin buraya gelişi, yani burada konuşulması, söylentiler var bununla ilgili. Herkes farklı şeyler söylüyor. Ama bunlarla ilgili hani şu anda pek yaygın olan şey, burada Kurtuluş Savaşı sırasında ve öncesinde Rumların yaşadığı ve ardından nüfus mübadelesiyle bunların Yunanistan'a gitmesi ve oradakilerin de buraya gelmesiyle bu dil işte burada kalmış. Burada kalanların işte buradaki Rumlarla farklı ilişkileri olmuş. Akrabalık, işte kız alıp vermişler. Efendim ticaret yapmışlar. Buradaki mesela hani aşağıda Beşikdüzü veya Vakfıkebir'deki limanlara buradan odun taşımışlar. Tomruk taşımışlar böyle. Onlar da gemilerle işte onun ticaretini yapmışlar. Hem ticaret hem akrabalık hem komşuluk ilişkileriyle bu dili öğrenmişler. Ardından bu işte böyle nesilden nesile aktarılarak bugüne kadar gelmiş. Burada özellikle işte belki 1600 yıllardan sonra göç hareketiyle bölgeye gelip insanlar yerleşmiş. Özellikle Gümüşhane istikametinden doğru gelip yerleşme var. Şimdi dil olarak o dönemde Gümüşhane'de çok yoğun konuşuluyor Rumca. Yani o şey de vardı o bölgede, Rumlar da vardı. Şimdi büyük ihtimalle bizim bildiğimiz buradaki dil o dönemin kültür etkilenişiminden kaynaklanan bir şeydir, dildir. Ha, kapalı bir havza olduğu için o günden bugüne devam edip gelmiştir. Yani bunun yazı diliyle herhangi bir ilişkisi de yok. Yalnız o Maçka Havalesi'nde buraya Rumlar gelirdi çalışmaya. Buralara çalışmaya gelirdiler. Bazıları diyor onlardan öğrenildi bu Rum lisanı. Bazıları bilmem ne bir şeyler yani onu biz de bilemiyoruz yani. Ama biz Rumcayı annemizden babamızdan öğrendik. Öyle de devam ediyor. Yani öyle bir zamanlar oldu ki burada yani Türkçe o eski kadınlar dahi bilmezdi onu. Şimdi burada Sayras'ta Sayraç köyü var. Bizim köyden bir yukarısında yani. Duralı Sayraç. Şimdi kadınlar konuşuyor. Diyor ki, hala diyor. Bak. Bu Rumca konuşmayı diyor. Kaldıracaklar. Bundan sonra Türkçe konuşulacak. Eyvah oğlum dedi. Asarca biliyoruz dedi. Türkçe bir şey bilmiyoruz. Asar bu arkada şal pazarı var orası. Öyle yani bir dedikodular da oldu. Ben Tonya İskenderli köyündeyim. Bizim köyde hep Rumca konuşuyorlar. Yalnız 80-90 yaşında olan kişiler. Bu Rumca nereden geldi? Bizim köye Rumlar geldi önceden. Ondan anne, dedelerimiz, babalarımız, babaannelerimiz Rumca öğrendi. Annelerimiz de onlardan öğrendi Rumcayı.
Bize de tabii ki öğrettiler. Biz Türkçeyi ilkokuldan sonra Türkçeyi konuşmaya başladık. Bu işte böyle nesilden nesile aktarılarak bugüne kadar gelmiş. Bundan daha önceki hani bizden daha önceki nesiller belki de Türkçeyi hani ilkokula gidip de öğrenmişlerdir. Veya işte daha sonradan öğrenmişlerdir. Önce Rumcayı öğrenmişlerdir ama hani bizim neslimizde yani ben 21 yaşındayım. Benim yaşımdaki arkadaşlarım ve çevrem hani bunu yani okuldan değil Türkçeyi doğuştan itibaren öğrenmişiz. Ve ardından Rumcayı da hani evin içinde konuşulmuş, arkadaşlarla konuşulmuş, hani sokakta konuşulmuş, arkadaşlarla hani okulda olsun, köyde olsun, ailemizde olsun konuşupça böyle devam etmiş. Böylece bu hani bir kültür olarak bu zamana kadar gelmiş. Babam dedesinden işittiği şeyi bize de nakletti. Sorduk dedi, niye biz Rumca konuşuyoruz? O dedemiz şöyle bir şey dedi. O zaman bu çevrede, tabii bu zincirleme oluyor. Birisi evlendi mi diğeri de aynı yöreden evleniyor falan. Yani burada bayan Rumlardan evlilikler olmuştur. Çocuklarla da en fazla bayanlar ilgileniyor ya. Bu lisanın %80'i böyle konuşulmaya başladı. Asıl Rum dediğimiz o kolonileri oluşturan işte Akçaabat'tı, Trabzon'du veya Tirebolu'ydu gibi yerlerde yerleşen insanlar sanatla, ticaretle, bu tür şeylerle uğraşırlardı. Ama Türkler daha çok tarımla, hayvancılıkla uğraşıyordu. Hani o bağlantılar yani onların ticaretle uğraşanların, sanatla uğraşanların kültür etkisini düşünürsen yani o insanlara o yönde bir aktarma söz konusu. Mesela kalanlar derdi ki ya bu Rumlar gitti, biz bundan sonra ihtiyaçlarımızı kim yapacak yani? Kimisi temirci, kimisi bakırcı falan bilmem ne, onlar müstahitler. Evet. Alttan yukarıya doğru yani kentten kırsallara doğru gittikçe hızla ortadan kalktığını görüyoruz. 50 yıl öncesinde ya da 60-70 yıl öncesinde gerek Of, gerek Çaykara, gerekse sahilde olan kimseler Rumcayı çok kolay anlayıp konuşmalarına rağmen bugün birkaç köyde bu dilin yaşadığını görüyoruz. Bu da hızla asimilesini kanıtlayan bir durum olduğunu da size belirtmek isterim. Dışarıdan gelen insanlar da daha önce burada çok uzun süre yaşayan insanlar da geldikleri zaman hani bir yeri soruyorlar gençlere falan. Hani Dalito Stalin diyelim ya da işte Gatsede. Gatset, yani bu isimler yeni gençler bilmediği için hani soruyorlar amca ne neresi falan diyorlar. Onlar da hayret içinde kalıyorlar ve o yaşlı insanlarımız da çok fazla üzülüyor bu duruma. Bu dili de bugün konuşma iddiasında da olan bir kitlenin olmadığı, gerek Tonya'da, gerek Çaykara'da, gerek Trabzon'da kesinlikle böyle bir şey rastgele yaşarılığını devam etmekte. Yani bunu bir milli dil durumuna getirelim dese zaten halk da tepki gösterir. Öz milli dili olan Türkçeyi benimsemiş ama tabii ki geçmişin etkisiyle bu dilden tamamen sıyrılmamış. Ha bu şu anlamada gelmemeli. Yani bu dil bir an önce kaybolup gitsin. Hayır. Tüm diller yaşasın. Tüm kültürler yaşasın. Tüm diller ya da kültürler geliştirilsin. Bir kültür olarak, bir miras olarak biz görüyoruz. Bunda yani bir hani başkalarının bunu yanlış olarak algılayabilir yani sonuçta işte Türkiye Cumhuriyeti içerisinde işte farklı bir dil falan diye görüyor olabilir ama yani biz bu konuda şikayetçi değiliz, sıkıntı da duymuyoruz. Bu sonuçta bir kültürdür, çeşitliliktir. Onun için biz de bunu devam ettiriyoruz ve ileride çocuklarımız olursa inşallah onlara da öğreteceğiz yani bundan bir sıkıntı yok. Bir dil, bir kültür
o masanın üzerindeki o yemek çeşidine benzer. Ne kadar fazla dil, ne kadar fazla kültür o sofrayı daha zengin hale getirir. Biz bunun değerlerini daha yeni yeni anlamaya başladık. Bir dil bir insandır. Diller yaşaması lazımdır. Ama yöremizdeki dil desteklenmediği için bir sözcük türetimi ya da herhangi bir grameri veya bilmemiz halka öğretilmediği için gücünü her gün ne yapıyor? Günden güne kaybedip çok yakında da yöreden silinecek kanısındayım. Bu dille esprilerimiz daha bir güzel, sohbetlerimiz daha bir güzel. Ben annemle oturup sohbet ettiğim zaman kesinlikle ana dilde, hani ana dilim olan Romeyka ile sohbet ediyorum. Esprilerimiz, ağıtlarımız, bütün şeylerimiz bu dille hani daha böyle bir güzel oluyor. Yani şu anda da bizim arkadaşlarımızla sokakta konuşuyoruz. Arkadaşlarla böyle telefonda olsun konuşuyoruz. Mesela atıyorum hani bir topluluğun içerisinde biriyle konuşurken hani atıyorum sinirleniyor bir insan. Veya hani kötü bir söz söyleyecek. Belki yanlış ama yani. Kötü bir söz söyleyecek. Yani bunu direkt ikinci kanala geçiyor. Yani Rumca söylüyor. Hani hem yani ayıp olmasın diye öyle konuşuyor. Biz de bunu hani çokça yapıyoruz. Kahvede olsun, sokakta olsun, başka yerde olsun veya telefonda bir topluluğun içinde konuşunca olsun. Böyle şeyler oluyor. Olli Valkov'da adus lorizme, Rafaniz o lorizme, doğen yandık yarısı. Bay ustanarım mı, perminem bunu, en apezom mı? Ella, yan gerisi. Lan yetese sabahımız ki partak yapın o zinga abi. Ya, please de abi. Yani diyak diyak kanka. Ama andar temin ipemez çay. Aynı bak şerim. Ella ten ipen, ula hafta olsaz. Komedom yaş pak yapıda ki çay. Pontus Rumcası'nın, Pontika'nın köyümüzde, ilçemizde çok türlü etkileri oldu. Bunda da mesela atıyorum, bir cenaze oluyor. Yerli halkın böyle hani konuşmasında kendini daha rahat ifade ediyor. Hani onu tercih ediyor veya farklı şekilde de oluyor. Hem Türkçe hem Rumca ağıt yakılıyor. İşte yani ölen kişinin ardından böyle ağıt yakılarak kendisini rahatlatma çabası var. Hem bu sadece Rumca mı oluyor diyeceksiniz. Hayır. Hem Türkçe oluyor hem işte Pontusça, Rumca, Yunanca oluyor. Karışık oluyor. Oya siyem asiyem, mere kayesun, aca pera pere doil zase. Asiyem asiyem asiyem, gurba sesen adelfi sasiyem. Πόσε να θάψε η Φάτιμε, ένα θάψε και τσιλάσε τα όματα. Άσιεμ, άσιεμ, γούρμπαν αδέλφι σε σένα σιεμ.